Diğer malzememiz olan 1 paket kabartma tozunu ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirkemizi de ekledikten sonra yoğurmaya devam edelim. Bayatlamayan tuzlu kurabiyemiz için yaklaşık 4,5 su bardağı un ekleyeceğiz arkadaşlar. Unumuzu eklerken yavaş yavaş ekleyelim ki hem elimize yapışmayan hem de yumuşak bir hamur elde edelim. Tuzlu kurabiyemizin hamuru hazır arkadaşlar. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Hamurumuzdan küçük parçalar alalım ve elimizle yuvarlayalım. Hamurumuzu masada rulo şeklinde açalım. Ardından birinci şekil olan tuzlu kurabiyemizi bu şekilde katlayalım. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Hamurdan parçalar alarak tekrardan aynı şeklimize devam edelim. Ben masa kullanmadan elimde bu şekilde açıyorum arkadaşlar. İsterseniz bu yöntemle de elinizde rulo haline getirebilirsiniz. Tuzlu kurabiyemizin ikinci şekline geçebiliriz. Açmış olduğumuz hamurumuzu üstten iki kere çevirelim ve alttan çapraz bir şekilde iki kere çevirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Tuzlu kurabiyemize şekil vermeye devam edelim. Yine açmış olduğumuz hamurumuzu alttan kıstırarak bu şekilde çevirelim. Bu şekiller isteğe bağlı. Sizler de istediğiniz gibi istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Ek olarak dördüncü bir şekil daha göstermek istiyorum. Yine açmış olduğumuz hamurumuzu iki yandan kapatarak ortada birleştirelim. Yakını kullanmış olduğumuz yumurtanın olsun.